Merhabalar. Merhaba. Bugün sevgili usta atıcılarımızdan Serdar Avsut'la beraberiz. Serdar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Sapanca yarışmasındayız hep beraber. Evet. İnşallah hani hepimiz umutlu bir şekilde geldik. Vallahi güzel sonuçlar elde ederiz. Çok güzel bir alan, çok güzel parkur. Arkadaşlar siz bayağı emek harcamışsınız. Hı-hı. Yani elinize kolunuza sağlık. Her geçen gün işte gelişmesi için çabalıyoruz. Gelişme kaydediyoruz. Evet. Ve Sapanca da bunlardan en son ve en güzel örneklerden biri olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Sağ ol. Bugün senin Steyr'den bahsedeceğiz. Evet. Hani sen bu ürünlere daha hakimsin. Ben Steyr konusunda o kadar bilgi sahibi değilim. Ama sen rica etsem şey yapabilir misin? Biraz hani aksesuarları da var üründe. İşte genel olarak hani çünkü sen kendin kabze de yaptın. Evet. İşte dürbününe özel bir şey yaptın. Standart üründe gelenler nedir? Önce ya ondan başlayalım. Standart üründe aslında Steyr ben bunu yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Hı hı. Benim bunu aldığım dönemde Steyr'in challenge olarak FT tüfeği yoktu. Yoktu. Biz o zaman aldık işte LG 110 FT'ler vardı. Steyr'in evet. Standart FT üretimleri. Evet. 1600 olarak geliyordu onlar. Ama Steyr'de hani şeyler çok kolay. Diğer tüfekler gibi işte regülatörde vesairede çok fazla oynama yapmana gerek yok. İnce ayar olarak öyle çok sürekli... Çok fazla detaya girmiyorsun. Hı-hı. Transfer portuyla değiştirerek zaten hani hava akışını hızlandırarak silahın gücünü istediğin mertebelere getirebiliyorsun. Bir de Steyr'in güzel yanı yani çekiç ayarı. Evet. Kolay ben, bir noktada. Ben Reşan'ınkinde bahsetmiştim. Hani hunting modelinde orası kapalı. Şimdi sizde nerede? Bir gösterelim arkadaşlara hemen. Bu şöyle... arka tarafta. Evet. Buraya bir pin vasıtasıyla bunu... Kumdağı kesinlikle sökmeden hiçbir şey yapmıyorsun. Aynen. Buraya bir pin yerleştirerek bunu musluk açma kapaması gibi yayı sıkıştırarak ve gevşeterek toleransını yükseltiyorsun ve düşürüyorsun. Hı hı. Bu da gücün artmasına ve azalmasına yardımcı oluyor. Steyr benim gözümde havalı silahlar içerisinde hani nasıl piyade tüfekler içerisinde bir M4 vardır, M16 vardır, evet, evet. İşte M1 vardır hani oturmuş şeyler vardır ama Kalaşnikov'un yeri hep farklıdır. Doğru. Her yerde kullanılır doğru. Kalaşnikov. Yani yağmurda, çamurda, doğru. Soğukta, sıcakta. Steyr de bana göre havalı silahlar içerisinde Kalaşnikov. Peki. Ben biraz özetlemeye çalışayım. Lütfen hani eksik yedik bir şey görürsen müdahale et, değiştir. Serdar'cığım benim gördüğüm kadarıyla bir Rowan Stripper var. Evet. Yine Rowan'ın indikatörü var. Evet, bu rüzgar indikatörü olarak geçen. Bunun ucunda da hatta bir balıkçılara evet. Ait. Bir fly tüyü bağladım mevcut. Oraya, evet. Yanlış bilmiyorsam tüp kundaktan sökülüp dolum yapılıyor. Doğru evet, değil mi? Steyr'lerde hem kundaktan söküp dolum yapılabiliyor. Geçen yıldan sonra buna quick fill konumlandırdılar parçası mı buraya? Da eklediler. Evet. Süper. Şu anda mesela bu hem tüp sökülüp dolum yapılabiliyor hem de quick fill olarak yine normal diğer hava silahlarımız gibi dolum yapılabiliyor. Şöyle bir gösterelim. Biraz kaldırırsan komple kundağın altında gene evet, 9-11 şeklinde geçen ray var. Dolayısıyla hani buraya İstediğiniz gibi konumlandırabiliyorsunuz. Evet. Ya istediğiniz aksesuarları, Steyr silahlarını zaten çoğu 10 metre, aslında bu silahların hepsi biliyorsun 10 metre müsabaka silahıdır. 10 metre müsabaka silahların hepsinde bu Ray standart. Standart, evet. Rowan Hamster var. İşte bizim hani açılı atışlarımızda ayarlı destek, destek sağlaması için. Rowan'ın orijinal plastik aksamı bana biraz kalın geliyordu. Ayaklı atışlarda özellikle beni rahatsız ediyordu. Ben bunu yine ahşaptan kendim yaptım. Kendi elemeğin göz nuru yani tabii, şu tabii. Tahta gördüğümüz bunu kısım. Elde yaptım. Hı-hı. Bir de yine kendi yaptıklarım içerisinde şimdi 10 metre silahlarında tutuş hep pistol grip şeklinde. Evet. Yani tabanca tutuşu. Daha ama, sert ve dik bir açıya sahip. Evet, dik bir açıya sahip. Çünkü 10 metreciler genelde hep aynı mesafeye, hı-hı, aynı yükseklikte hedef attıkları için pistol grip tutuş onlarda bir avantaj. Tamam. Ama biz de mesela biz aşağı atıyoruz, yukarı atıyoruz, doğru, ayakta ne bileyim farklı pozisyonlara gelerek atış yapıyorsun. O yüzden baş parmağın sabit olması bu açı değişikliklerinde özellikle beni çok rahatsız ediyordu. Güzel bir detay. Bunun çoğu üründe evet, görmüyoruz çünkü. Bu yeni şeylerde havalı, daha doğrusu müsabaka silahların birçoğunda yok. Yani bu ne var mesela? Yurt dışında yapanlar bunu komple kundak yapılabilen silahlarda kundaklarını modifiye ederek yapıyorlar. Ben de bunu kabzeyi yine kendim yaptım ben. Evet. Normalde Orijinal kabzesi de hatta evet, burada. İstersen orada. Onun da hani kıyas anlamında yani konumlandıralım. Orijinal kabze bu şekildeydi. Tutuşu böyle. Evet. Yani baş parmak her zaman yanda. Şimdi şu oluyor mesela. Tüfek yukarı atman lazım. Hı hı. Abi şöyle yapıyorsun. İster istemez bu kabze
parmak boğumlarına, bileğine gereksiz basıncı gereksiz uyguluyor. Yükler uyguluyor. Hı-hı. Ben de o yükten kurtulmak için biraz daha serbest tutuş. Yani aslında FT'de şöyle bir şey var. Yani silahı ne kadar sıkarsan atışına o kadar zarar verirsin. Aynen silahı öyle. Mümkün mertebe. Hı-hı. Silahın serbest olması lazım. Hı-hı. Yani kill zone'u tuttururken zaten serbest sandığında o kill zone'un içine girmen lazım. Hı-hı. Tetik çekerken de yine aynı şekilde rahat olman lazım. Tamam. Şimdi abi sen... Şöyle özetleyeyim mi? Bir saniye Serdar. Çok sen teknik bilgi birikimin fazla olduğu için hani çok teknik giriyorsun. Ben biraz daha özetlemeye evet. çalışayım. Hani standart kabzenin dışında diğer kabzeyi de tutarak hani diğer aynı şekilde de, gösterebilir miyiz? Tamam. Diğer kabzemde de benim şöyle... Kimse yok değil mi? Namlucumuzda. Yok. Şöyle şimdi, ben zaten ayarını da yapıyorum. Şu andaki olacağım. Kabzemde de benim tutuşum bu şekilde. Baş parmak tamamen baş parmak apayrı bir yer. Tamamen yukarıda. Şu anda yani, kabzeyi hani bildiğin avuçlamak kısmını yani sola baş evet. parmağını almayı tamamen iptal etmiş durumdasın. Ne oldu? Ben artık silahımı daha serbest tutabiliyorum. Yukarı aşağı sıkmıyorum. Oynatır mısın bir daha arkadaşlar? Aynı şekilde yaptığım zaman abi. Her açıda tutuşunda herhangi bir değişiklik tutuşunda olmuyor. Tutuşunda değişiklik yaratmıyor. Özellikle ayaklı atışlarda, hı-hı. uzak mesafe ayaklı atışlarda hı-hı. ben artısını gördüm bu kabzenin. Tabii bunda eksiklikler var. Yani şimdi bir şeyi sıfırdan yapıyorsunuz. Tabii ki. Bir de elle yapıyorsun. Hı-hı. Hani fabrikasyon bir şey olmadığı için hatalar oluyor. O hataları düzeltmek de mesela bu benim yaptığım ikinci kabzem. Birinciye göre daha iyi. Hı-hı. Ama en iyisi olmadı. Yine bunda da bazı değişiklikler yapacağım. Tabii bu bir serüven aslında. Hani baktığınız zaman sürekli revizyon bu oyuncaklarımızla öyle. Sürekli oynuyoruz. Orasını evet. böyle değiştirelim. Şurasını yani, böyle yapalım. Bitmiyor. Silah bitmiyor. Şey, evet. Hobinin bir kısmı aslında bu mekanik işte fiziksel değişiklikler, ince ayarlar. Aslında bunlar hobinin rengi. Yani şimdi silah alıyorsun. Dümdüz bir silah. Hiçbir şey yapmadığın zaman yani bir şeylerle uğraştığın zaman bu aslında biraz daha işi renklendiriyor ve keyiflendiriyor. Hı-hı. Ama hani, hele kendin yapabilir, elinden tabii. gelebiliyorsa daha da tadından yenmiyor. Aynen. Yani. İşte ne yapıyoruz abi? Çoğunda mesela arkadaşlar işte rayı farklı renk takıyor, parlak sekerini farklı renk takıyor. Hı-hı. Yani artık bu silah olmaktan çıkıyor yani. Bu senin kişiselleştiriyor. Kişiselleştirmeye başlıyorsun. Öyle. Ya bu da işte herkesin keyfine göre bir şeyler ekliyor, çıkartıyor. Çok ilginç. Bir de hani dürbünde senin güneşlik olarak konumlandırdığımız zaman sunshade olarak geçen bu, bir detay da var. Bunu bu aslında, lütfen paylaşır mısın? Bunu genelde bu insanlar bilmiyorlar. Şimdi biliyorsun bütün dürbünlerde sunshade için burada bir diş vardır. Evet, güneşlik için güneşlik doğru. Için. Hazır alınmış ürünü sen onun üstüne vidalarsın ve yarışma boyunca o öyle kalır yani. Doğru. Şimdi bazı dürbünlerde mesela bazı markalarda özellikle o çok ağır. Doğru. Yani Cytron'da mesela çok ağır. Cytron'da 300 gram civarı doğru. herhalde yanılmıyorsam. Ve bu da dürbünün ağırlık tüfeğin ağırlık merkezinin en önünde. Doğru. Daha şimdi, da öne taşıyor. Tabii öne taşıyor. Şimdi burada 200 gram normalde merkezde 200 gram olan bir ağırlık seni çok hı-hı. rahatsız etmeyebilir ama bu ağırlık ağırlık merkezinin önüne geldiği zaman o belki orada 450-500 gram 600 gram tabii ki de hissiyat olarak yük bindiriyor sana. Aynen. Ve bu atışlara olumsuz olarak yansıyor. Ben bunu bildiğiniz PVC borudan yaptım. Pimaş bildiğimiz Fırat'tan hani. Aynen. bu binaların kenarına geçen evet. oluk boruları. Su ben, yağmur gideri olarak kullanılan. Aynen. O borunun ta kendisi. Hı-hı. Abi iki tane kesik attım buna. Evet. Sıcak suya soktum. Evet. Ondan sonra böyle birleştirdim bunu. Tamam. Tekrar şeklini verdim. Aha. Ondan sonra siyah spreyi boyayla da boyadım. Neyim oldu? Teleskopik bir sunshade'im oldu. Aynen öyle. Moderatör mantığıyla evet. hani çalışan. Teleskopik bir sunshade'im oldu. Şimdi diğer sunshade'i mesela güneş çıktığı zaman sök, tak vesaire uğraştırıyor seni. Benimki çok basit. İttiriyorum. Geri alıyorsun. Geri bitti. Alıyorum. Sunshade'in yani, çıktı aslında. Sunshade çıktı. Şu anda dürbünüm aydınlık. Evet. Tam tersi fazla aydınlık bir alana girdim. Tak. Uzatıyorum. Bu neye sağlıyor? Bir de bu mesela biz İngiltere'de başımıza geldi. Yağmurda atış yaptık biliyorsun sen. Güzel evet. Sabahtan, evet. Ciddi yağmur yedik orada. Şimdi bu sunshade'in uzun olması bir de dürbünde şöyle bir sıkıntı var. Dürbün camına bir tane su parçası değdiğinde hı-hı. biliyorsun simsiyah oluyor. Doğru. Şimdi atış esnasında bu çok sıkıntılı bir durum. Bu aslında eğimli olduğundan dolayı yağmurun bütün etkilerini minimize etmiş evet, oluyor. Evet. Yani şu anda yağmur mesela buradan giriyor. Hı-hı. Ne var? Bunun altında da bir tane biliyorsun şu kanal var. Senin gider kanalın da var. Gideri de var bunun. Güzel. Buradan su çekiyor gidiyor. Yani dürbünüme zarar vermiyor. Güzel. Böyle bir şey var. Ve yani maliyet olarak çok ucuz. Herkesin maliyet yapabileceği olarak şöyle şey. Söyleyeyim. Ben aldığım boruyu 15 liraya falan aldım hı-hı. işte. Ondan yaklaşık 50 tane falan çıkar. 10 tane falan çıkar.
Sprey boyada 7-8 lira. Totalde 20 lira. He, 20 lira maliyet. Ama bir takımın maliyeti. Bir kişinin tabii, değil. Bir tabii. Komple takımına yaptığın zaman maliyet odur yani. Doğru. Çok değil güzel. Peki ben biraz da hani işin sonuçta hani Steyr'la sonuçta başlamadın sen bu abiye. Arada hani ya, sıfırdan başlangıcında hani biraz maziye yönelik de bize bilgi verir misin? Hani nasıl yani başladın? Şimdi, bir dakika devam edeyim. Senin bir de hani FT'de devam etmeni sağlayan, sana cazip gelen albenisi nedir? Yani sadece atıcılık değil benim anladığım değil, kadarıyla. Değil. Onlardan da biraz şöyle, detay verir misin lütfen? Ben aslında eski avcıyım. Hı hı. Yani benim çocukluğum Sivas Divri'de geçti. Biz orada hani çocukluğumuzdan başlayarak elimizde silahla birlikte her hafta sonu babamızla, abilerimizle avlara giderdik. Sonra ben 2004 yılında Ankara'ya yerleştim. Hı hı. Orada böyle bir av yapma imkanı yok ama atıcılığa bir merak var sürekli. Tabii çocukluğumda da yine havalı tüfeklerim oldu, hı hı, benim. O zaman da ben atıyordum havalı tüfekle. Yaklaşık 20-25 yıldır ben aslında havalı tüfekle iç içeyim. Sonra işte bu av işinden kopunca ya ama atmak istiyorum. Bünyeyi istiyor, titreme evet geliyor. Yani. Kriz anları oluyor falan. Araştırırken Ankara'da o zaman işte, hı hı, Ankara timi. A takımı. A takımı değildik o zaman. Ankara takımı. 2007 yılında. Hı hı. Böyle bir işte forumlardan böyle bir ekibin olduğunu gördüm. O zaman işte ilk profesyonel manada aldığım silahım Gamo CFX'ti. Plastik kundaklı. Royal de değildi. İşte onun üstüne 3.9 bir tane dürbün. O başlangıç zaman, sonuçta bu hani. Tekrar sahalara dönüş gibi hani. Aynen öyle. Ama o zaman zaten Türkiye'de PCP falan da yok. İşte doğru. İstanbul'da vatandaşın biri bir 10 tane S410 getirmişti Bolt Action. Haricinde Türkiye'de PCP yok. Sadece Vairal'lar var. EV100'ler. Ondan da Türkiye'de 2 kişi yerli de var. Yerli üreticilerde de yoktu o tarihlerde. Yerli o zaman da Hatsan falan daha üretmemişti. Evet, evet. Havalı silah yoktu yani. Evet. Onlar üretimleri takribi herhalde 2009-2010 gibi. Onların, hı-hı, havalı silah girişleri. Böyle böyle başladık. Sonra FX'ler geldi Türkiye'ye. İşte Gamo CFX'ten FX'e. FX T12 aldım. Sonra T12'den Revo'ya. Hı hı. İşte durumunda alakalı olarak yine S410 yeni seriler geldi. Side lever olanlar. Hı hı. Ondan aldım. Ya takribi şöyle işte Day State'iydi. Sattığım Steyr'ler falan. Herhalde elimden bir 15 tane falan geçti. Yani bir 20-25'e yakın 20-25. Havalı silah geçti. Yani bir ev parası falan harcadım bu işlere. Bazı satamadığım tüfeklerim de var mesela. Şimdi S410 Kürt bir silah. Hı hı. Satamıyorum. Ceviz kundaklı silah. Kullanmıyorum. Ama dursun ya. Ama dursun yani. O böyle şeyde dursun. Ben onu izleyeyim. Bitrinde, bir silah. Bitrinde dursun. İşte 6.35 bir Bobcat'im var. Aha. İşte bir tane mesela yine Steyr LG100'üm var. O da Türkiye'de tek mesela. Evet. Ha, kullanamıyorum. Fırsat bulamıyorum. Ona eşim almıştım. Biliyorsun, hı-hı, eşim de atıcı, hı-hı, benim. Kullanamıyorum ama satamıyorum da. Böyle de bir koleksiyonellik mi dersin, açgözlülük mi artık nedir? Onu tam şey yapamadım, çözmedim ama. Yok sonuçta bu enstrümanların her birinin tadı farklı. Ama şu var mesela, tabii ama şu var. Bizim önümüzde şu yoktu mesela. Hani bize yol gösteren abilerimiz, bu işle ilgilenen doğru, insanlar yoktu. Doğru. Biz bazı hatalar yaptık. Benim yaptığım hatalar neydi mesela? En büyük yaptığım hata mesela çok fazla dürbün aldım, sattım ben. Hı hı. Ve bunların hepsine zarar ettim. Silah değişebiliyor. Silahta bir sıkıntı yok. Ama mesela op diye bir kere para vermek lazım. Bundan zaten Mesut da bahsetmişti. Anschütz, evet, videosunda hatırlarsanız. Evet evet, Mesut abi değinmişti. Özellikle diye söyledi. Ben de zaten bu konuya ehemmiyet göstereceğim. Hani evet, tüfeklerden sonrasında ilerleyen vakitte dürbün seçimi ve dürbünler arasındaki, evet, farkları da dile getiriyor olacağız. Yani, bu önemli bir konu çünkü aynen, hani. Dürbün seçimi çok önemli. Şimdi op diye bir kere alıştığın zaman çok fazla değiştirme ihtiyacı duymuyorsun ki. Zaten bunların hani optiklerde 5 tane 5-6 tane marka var. Çok fazla seçenek de yok aslında, doğru, kullanabileceğin. Bunların işleri nedir? Nikko Diamond, Citron S3, Leopold Competition serisi. March'lar var. March'lar tabii onlar çok üst segment. Mesela Schmidt Bender, bunlar çok üst segmentler. Evet, ama yani, sonuçta ama var yani. Bunun gördüğü işi gören Citron da var. Doğru. Bunun yarı fiyatını ama aynı işi yapıyor. Hiçbir fark yok arada. Doğru. Mesela şu anda Falcon var, Hawke var. Hani düşük seviyelerde ekonomik var, olarak daha mesela Falcon 50 büyütmeli dürbün de güzel. Hawke'nin yeni çıkardığı 10-50-60 da çok güzel bir dürbün. Bekir'de gördüm, Erhan abi de vardı. Evet, evet, kullanıyor arkadaşlar, evet, sonuçta. Güzel dürbündü. Yani. Sende de vardı hatta. Bende hala var. Var. Yani. Duruyor yedek olarak. Güzel dürbünler bunlar da. Ama mesela bir Schmidt Bender, bir March yerine. Schmidt Bender ve March'la yapacağın skoru zaten Citron ve Nikko Diamond'la da. Leopold tabii onlar, o biraz daha üst segment gibi oluyor.
yapılabilir yani. Ama dürbünü değiştirmeye çok ihtiyaç duymuyorsun. Yani dürbüne bir kere alıştığın zaman zaten az çok yaptığı işler aynı bunlar. Tabii mesafe tayini yani temelde. Mesafe tayini başka yapacaksın. Bir amacı bir de aydınlık olsun yetiyor evet. sana. Ama tüfekle hani o tüfek zevk işi biraz daha. Tabii. Dürbüne o şey yok mesela. Dürbüne kalkıp da bir aksesuar yapayım bilmem ne yapayım falan filan. Ama tüfek tamamen... Anca etiket yapıştırıyoruz heh, işte. Bir etiket yapıştırıyorsun. Onlar da soyuluyor gidiyor. Şimdi nereden bulacağız bir daha. Durum böyle. Güzel. Keyifli ağzına diyorum. Sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Vakit ayırdığın için. Umarım arkadaşlar için de bir son faydalı bilgi var. İnşallah. Zevk alarak izlerler. Abi bir şeye değinmedik ama bak mesela. Buyur dinliyorum. Başlangıçtan bahsettik. Hemen kapatmayayım. İşin çok var mı? Yok hayır. Hayır. Estağfurullah. Devam edebiliriz ya. Şimdi mesela bazı arkadaşlar soruyorlar. Daha doğrusu ben şimdi internet ortamlarına görmüyorum. Ya FT zengin sporu. Ha evet. Böyle bir önyargı var. Ben evet. buna çok karşıyım. Ekipman olarak yani, çünkü pahalı ekipmanlar şöyle, kullanıldığı için. Bu konuda ben çok özür dilerim. Hani İrfan arkadaşımız var çünkü burada. Daha evvel AT44 ile Hatsan marka AT44 ile çok ciddi skorlar elde etti. Evet, onunla var, da Ferhat zaten var. Evet yani onunla da zaten şey yapıyor olacağız. Röportaj yapıyor olacağız. Bizzat sırf bu ne derler? Şehir efsanesini yıkabilmek için. Ya kesinlikle öyle. Onun bir kere önüne geçmek lazım. Yani FT zemin sporda diye bir şey yok. Şimdi adamın parası vardır. İyi bir ekipmana sahiptir ama burada skor yapamaz. Yani adam iyi bir atıcı değil. Doğru. Ya bu işte bir kere ne kadar ekmek bu kadar köfte oturup emek harcaması atıcı. Lazım. Yani atıcı tabii zaten de. Bu işe yetenekliyse, emek harcıyorsa şimdi mesela bizim yerli silahlarımızda da hani hiçbirine ben kötü silah diyemem. Hatsan'ın AT-44'ü gerçekten güzel bir silah. İyi ayarlanırsa, hı hı. üzerinde ufak tefek değişiklikler yaparsa çok güzel FT silahı olur. Doğru. Bunu biz yerli üreticilerle de defalarca görüştük. Defalarca rica ettik ama onlar bu işte ekmek görmedikleri için çok üstüne titremediler. Çok üstüne düşmüyorlar. Bir de Eftin'in bak mesela hani sen biraz önce şey sordun en sevdiğin yanı nedir? Eftin'in en sevdiğim yanı biz şu anda hiçbir sponsor desteği olmadan evet. uzun süre yürüyebilen tek organizasyonuz. Doğru. Hiç sponsorumuz yok. Tamamen kişilerin bireysel çabalarıyla. Bireysel katkılarla yapılan evet. bir şey. Hiç kimseden ne maddi ne manevi ne bürokratik bir destek görmüyoruz. Doğru. Ve tamamen kendi özverimizle, kendi cebimizden bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Doğru. Şimdi sponsorlar şey yaptığı zaman işte bir en ufak bir destek verdikleri zaman bekliyorlar ki sen de onların her yaptığını alkışla. Böyle bir şey yok. İyi yaptığını zaten herkesin alkışımız takdir ediyoruz. Doğru. Ama olmayan bir şey için de bizden kimse destek beklemesin. Yerli üreticilerimiz mesela bu işte ekmek görmüyorlar. Aslında yanılıyorlar. Çok büyük bir yanılgı içindeler. Şimdi mesela Ferrari de formül aracı satmıyor. Sen hiçbir galeride gel sana bir Formula 1 aracı satayım diyen Ferrari gördün yok. Mü? Yok öyle bir şey yok. Zaten Formula, alamıyorsun. Paran da olsa alamıyorsun da yani. Evet. Ama Formula aracı üretiyor bu adam. Doğru. Yine aynı şekilde BMW Formula aracı üretiyor. Tabii. Bununla yarışıyor. Tabii. Yani oradan para kazanmanın hesabını hayır. yapmıyor zaten o adam. Doğru. FT de aslında havalı silah sporlarının formülasıdır. Aynen bence. Öyle. Burada Ar-Ge yapılıyor evet. çünkü. Çünkü bu iş tamamen Ar-Ge işi. Tamamen kalite işi. Yani bu sen burada diyorsun ki ben işte böyle böyle bir firmayım. Benim yaptığım ürün de budur arkadaşım. Önüne geçen varsa buyursun gelsin diyorsun. Aynen öyle. Ya bu FT havalı silahları biz mesela bu aynı şeyi işte Litvanya'da Kahles firmasının mühendisiyle hı-hı. konuştuk. Satmayacağını biliyoruz diyor. Yani adamlar çünkü biliyorsun hani askeri ürün yapıyorlar. Doğru. Veyahut da avcılara yönelik ürün doğru. yapıyorlar ve bunlar yüzlerce satıyorlar. Hani adet bazında isteklerini karşılamayacaklarını yok, biliyorlar. Tabii ki de pazar ve market olarak evet. baktığın zaman çok düşük kalıyor rakamlar. Ama Kahles'teki mühendisin söylediği şu, bu iş diyor, FT diyor, dürbünün diyor formülası diyor. Biz buna girmek zorundaydık ve girdik diyor. Tabii ki de. Yani bu iş bu de böyle. Prestij kısmı da kesinlikle var yani. Kesinlikle prestij. Sadece yani. Ar-Ge tarafı değil, şimdi de prestiji var yani. Aynen öyle. Biz o yüzden yerli üreticilerden sürekli destek bekliyoruz. Destek vermiyorlar. Vermemeye de devam ediyorlar. En son kendi silahımızı kendimiz yapacağız herhalde. Durum bu neye gidiyor? evet. Aslında toplama bir şeyler oturup uğraşsak. Var işte yurt dışında İtalya'da falan evet, yapan evet. arkadaşları görüyoruz. Ve çok da güzel silahlar evet. yapmışlar yani. O İngiltere'de bir tane amca var. Adam 15 metrekare atölyede. Evet. Yani evet. inanılmaz silahlar yapıyor. Evet. Yapılmayacak şeyler değil. Ama hani FT zengin skoru değil abi. Kesinlikle doğru. değil. Yani... İyi bir dürbün aldıktan sonra yaylı kategorisi de var bu arada hani evet, sadece PCP var. Değil yani, olay yani hani işte insanlar sadece PCP gibi değerliyor da yaylı da adamlar bizden fazla vurdular abi yani. Yo İngiltere'de gene bizden fazla vurdular yani. Ya oradan hiç bahsetmek yani. İstemiyorum. Orada tam bir faciaydı zaten. Yani de. Yaylı kullanan arkadaşlar gerçekten bizden fazla vurdular evet. yani hani. Yani yapılmayacak şeyler değil biz herkesi bekliyoruz. İnşallah daha sonra bugün hani senin de işin çok biz de sıfırlama yapacağız.
daha ileride de yine seninle böyle konuşmalar yaparız. Hı hı. Gelmek isteyen bütün arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hiç çekinmeden bizim işte Ankara, İzmir, İstanbul buluşmalarımıza bugün gelebilirler. Bugün hatta bir arkadaşımız var. Var, birkaç tane de arkadaş gelecek biz şeyden, forum sitelerinden görüşürüz. İsim verebiliriz aslında ya. Ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum yani şey olarak. Hani biz FTBR Türk üzerinden organizasyon yapıyoruz ama. FTBR Türk organizasyonu ama herkes gelebilir. Bunlarla bir sıkıntı yok. Bizim forumumuza ve Facebook gruplarımıza da üye olabilirler. Hı hı. Oradan takip etsinler yarışmaları falan. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda yeni katılımcılar ve 18 yaş altı atıcılar için de bazı değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Hı. Bu yarışmadan sonra onları da hayata geçireceğiz. Güzel. Biraz daha keyifli bir şeyler olacak. Ya ne kadar kalabalık olsak bu iş o kadar. Yani biz zaten hani buraya gelip de birçok atıcı burada skor yapayım, derece alayım, bilmem ne yapayım diye gelmiyor. Ben seni görmeye geliyorum. Heh. Arkadaşlarımı görmeye geliyorum. Sohbet ediyorum. Yani rehabilitasyon yapıyorsun. Ya şöyle i̇şten güzel bir şey var abi. 50 tane adam var. Ve hepsiyle silah konuşabiliyorsun yani. Evet. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yani, ki alakasız sektörden alakasız eğitimleri almış. Kültür seviyesi farklı. Herkese oraya gidiyorum, silah muhabbeti yapıyorum. Evet. Buraya gidiyorum, dürbün muhabbeti yapıyorum. Abi ben detoks olup gidiyorum ya. Yani rehabilitasyon kısmı da var. Doğru. En güzel kısmı bu zaten yani. Derecesi, yarışması, bilmem nesi. Onlar hepsi ikinci, üçüncü planlarda. İnşallah bundan sonra da yine seninle uzun uzun konuşacağımız, sohbet edeceğimiz şeyler yaparız. Röportajlar olur. Şeyler yaparız. Ya bu konuda senin de gerçekten çok emeğin var. Bu konuda da yok ya, ben fayda oluyorsa ne hala. Çok faydalı. Ben çok beğeniyorum yaptığın videoları. Ara sıra sen kendi yüzünü de göster şöyle. Bak, tabii tabii. Ben çıkartalım, benim de çıkartalım. Sen de biraz şöyle seni de görsün arkadaşlar. Kamera arkası. Yani seni de görsünler. Eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sana sağ ol. Ağzına sağlık vakit ayırdığın için. Rica ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de sana başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.